Sayın meclisleri, sayın misafirler, 2023 mali yılının 5. toplantısının 1. bileşiminin 1. oturumunu açıyorum. Sanırım herkes burada. Delegan'ın imzamız eksik, imzalayın. Saymaz mı? Yok, göremedim. O zaman bir eksikle oturumu açıyorum. Öncelikle 4 Şubat'ta meydana gelen, ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve yaralı vatandaşlarımız için hepinizi bir dakika saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum. Gündeme geçmeden evvel deprem ve deprem sonrası yaşananlar hakkında bir kısa bilgi vereceğim. Ardından meclisimizi gerçekleştireceğiz. Meclisimizi gerçekleştikten sonra kapalı oturumda meclis üyesi arkadaşlarımdan bir 15 dakika daha rica edeceğim. Orada da paylaşacaklarımız olacak. Öncelikle şunu ifade edeyim. 6 Şubat depreminden hemen sonra ben bir anlatayım, söz vereceğim Adem Bey. Hacı etmeyin. 6 Şubat'ta yaşanan deprem sürecinden sonra hemen ardından oluşan vatandaşlarımızın dayanışması ve bir araya gelmesiyle örgütlenen bir yardım süreci yaşandı. Ardından şehrimize gelen, ilçemize gelen depremzede vatandaşlarımız var. Bunlarla ilgili yaşadığımız süreçler var. Tabii ki bunun sonrasında her acıdan bir sonuç çıkarmamız zorunluluğuyla yapmamız gerekenleri zaman zaman atladığımız, zaman zaman geride bıraktığımız, zaman zaman çok fazla hatırlamadığımız konularla ilgili yeni bir hazırlık sürecine, yeni bir bakış açısına ihtiyacımız olduğuna dair bazı kararlara ihtiyacımız var. Belki bunları da tartışmamız gerekecek. Önce biz bu yaşadığımız süreçlerle ilgili ne yaşadık? Daha sonra bu süreçlerle ilgili bu birlikteliği ortaya koyan, ilçemiz adına ortaya koyan vatandaşlarımız var, kurumlarımız var. Bu süreçte deprem bölgesine deprem günü itibariyle belediye olarak yaptığımız çağrıya karşılık veren vatandaşlarımız var. Bu süreçte
hem vatandaşlarımız, hem hayırsever vatandaşlarımız, sanayicilerimiz el birliğiyle bir yardım sürecini başlattılar. Biz de kaymakamlığımızla, ticaret ve sanayi odamızla, OSB'lerimizle bir koordinasyon içerisinde bu süreçte elimizden gelen gayreti göstermeye çalıştık. Ben bu anlamda koşup gelen, en azından belediyeye gelen, okullarımıza giden çok ciddi vatandaşlarımız var. Belediyemize gelen bu afete destek olmak arzusu, bu afete destek olmak hissiyatıyla hareket eden yaklaşık 3470 vatandaşımız gelmiş. Gelen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süreçte Ticaret ve Sanayi Odamız, Sayın Kaymakamımız Başkanlığında, OSB'lerimizle birlikte bir arada bir koordinasyon içerisinde yardım faaliyetlerini yönetmeye çabaladık. Bu anlamda başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere bu süreçte destek olan tüm kurum kuruluşlara, kamu çalışanlarına, bu süreçte görev yapan gönüllülerimize, gençlerimize, genç kardeşlerimize ben gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye'nin böylesine zor bir sürecinde her yerde olduğu gibi Çerkezköy'de bu dayanışmayı gösterdiler. Ben herkesten Allah razı olsun diyorum. Burada madde madde saymayacağım. Elimizde aşağı yukarı yaptığımız çalışmaları anlattım ama bunları tekrarlamak burada istemiyorum. Biz de elimizden gelen tüm çabayı hem Çerkezköy Belediyesi bütçesiyle hem vatandaşlarımızın desteklerini bölgeye mümkün olduğunca göndermeye, iletmeye, bu koordinasyon içerisinde iletmeye çalıştık, çabaladık. Ben bir kere daha bu süreçte bu dayanışmayı sağlayan vatandaşlarımıza teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki bizim bu süreçten sonra deprem sonrasında yaşadıklarımızı gözden geçirmeye ihtiyacımız var. Eminim, öyle görüyorum, öyle bekliyorum ki bu olacaktır. Bir depreme dair vatandaşlarımızın tabii ki kaygıları oluştu. Bu kaygılara da cevap vermek adına bir toplantıda bir araya geleceğiz bu toplantının sonunda. Çerkezköy Belediyesi kendi çalışmalarına dair bu anlamdaki yapı stoklarını yapı stoklarına dair yapacaklarını bugünlerde önümüzdeki hafta itibariyle hayata geçirecek. Sağ ekiplerimiz oluşturuluyor. Sağ ekiplerimiz bir inceleme araştırma sürecini başlatacaklar. Tabii ki kamunun diğer kurum ve kuruluşlarıyla da bunu işbirliği içerisinde yapacağız. Bunun dışında bir yönetmelik değişikliğinden ziyade Çerkezköy Belediyesi bugünkü belediye meclis gündeminde de var olan plan notları ile ilgili bazı düzenlemeleri tartışacak. Bugün gündeme alıyoruz, komisyona havale edeceğiz. Bir dahaki meclis değil, Nisan meclisinde bunları kararlarını almak üzere bir çalışma sürecine de bırakacağız. Tabii ki bu süreçlerden sonra da ilimizde, ilçemizde olası afetle ilgili afet sonrası programlarımızı yaşadıklarımızdan sonuç çıkararak yaşadığımız ezberleri bozan bir süreci yaşadığımız için bunları sil baştan düşünmeye, belki sil baştan yeniden düzenlemeye ihtiyacımız var. Yaşanan bu acı, bu afet eminim ki herkesin ezberini bozdu. Bu yaşanan afetin ağırlığına ve vehametine göre biz bundan sonramızı şekillendirmek, bundan sonramızın kararlarını almakla yükümlüyüz. Dolayısıyla şimdilik bu konuya dair çok detaylı daha fazla anlatmayayım. Söyleyeceklerim bu kadar. Meclise geçeceğiz. Meclise geçmeden gruplar adına gruplara söz vereceğim. AK Parti grubu adına Adem Bey sizin diyorum. Buyurun. Yaşanan Merkez Üssü ve Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan ilçelerimiz olmak üzere 11 ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza, hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Ülkemizin de başı sağ olsun diyorum. Grubumuz adına o bölgeye gidenlerimiz oldu başkanım. Gördü dediğiniz gibi, yani bu daha önce görülmemiş, gerçekten çok büyük bir felaket. Hatta asrın felaketi diye nitelendirdiğimiz boyutta bir felaket. Rabbim bundan sonraki süreçlerde ülkemize böyle acılar yaşatmasın. Bu bağlamda öncelikle ilçe kaymakamımız olmak üzere belediye başkanımız, sizler belediye başkanımıza
Milli Eğitim Müdürümüze, tüm STK ve kurumlarına ve en büyük alkışlayan Çerkezköy hemşerilerimize bu birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde oldukları için, yardım konusunda yarıştıkları için hepsine ayrı ayrı tüm Çerkezköy'e teşekkür ediyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi bundan sonraki süreçte böyle bir felaketten hepimiz bir ders çıkartıp bundan sonraki gelecekteki yıllara bu konuda gerçekten önlemlerimizi alaraktan devam etmemiz gereken konularımız vardı. İnşallah Çerkezköy için, bölgemiz için önemli kararlar alırız. Bu da bir milat olur. Rabbim tekrar böyle bir acıyı ülkemize, milletimize yaşatmasın diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, Sayın Başkanım, Neçviz arkadaşlarım, ben de 6 Şubat 2023 tarihinde Merkez Üssü, benim de memleketim olan Kahramanmaraş'ımızın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana geldi depremler neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Malumunuz bu deprem vesilesiyle, deprem neticesinde oluşan işte bu telaş, korku sonrasında ülkenin değişik bölgelerinde, sıkı olan özellikle bölgelerde hemen acil eylem planları, efendim, önlemler ya da deprem öncesi ve deprem sonrasında yapılacaklarla ilgili çalışmalar yürütüldü. Depremin olduğu gecenin sabahından itibaren ben de arkadaşlarımız, gençlik partisindeki olsun diğer arkadaşlarımız, hemen bölgedeki arkadaşlarımıza irtibatlar kurduk. İşte ne yapabiliriz, ne edebiliriz, yardımlar, bunlar, bunlar. Bu konuda sizin de şahsınızda size teşekkür ediyorum ayrıca. O bölgedeki arkadaşlarımız irtibat noktasında gidecek olan yardımlar noktasında siz de destek verdiniz. Allah razı olsun, belediyemiz adına da. Bu konuda da size teşekkür ediyorum, sunalım. Tabii bunun ardından şu anda bunun öncesinde biz tabii söylemiştik. Tabii böyle felaketler, deprem olsun, sel olsun, diğer afetler yaşanmadan maalesef hiçbirimiz, bize dahil, gündemimize alamıyoruz, çok konuşuyoruz. Ama bu sefer yaşanan felaket hakikaten asrın felaketi diye nitelendiler ve çok uzun yıl, belki dünyadaki en büyük depremlerden, felaketlerden birisi. Ben bölgeye de gittim. Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, efendim bölgedeki hem mesleki açıdan gidelim, görelim, yapılarla ilgili araştırma yapalım. Hem de biraz daha kabalık edelim. Bizim de ailemizde 6 tane kaybımız oldu. Allah razı olsun. Beklenen şimdi herkesin gündeminde olan Marmara depremi. Marmara depremi sonucunda bizim de büyük risk altında bulunan ilçemiz, tabii Çerkezköy'le ilgili de inşallah bundan sonraki süreçte daha hızlı adım atılarak yol kat edilir diye düşünüyorum. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ndeki bulunan deprem, tam ismini bilmiyorum ama deprem daire başkanlığının önünde çalışmalar inşallah biraz daha hızlandır. 19 Şubat 2020 tarihinde o zaman Büyükşehir Belediyesi'nde de bir talebimiz olmuştu. O zaman bir toplantı düzenlemiş, afet yönetimi adı altında hocalar vardı. Ama o zaman tabii kimsenin gündeminde yapım olmadığı için ne yazık ki Gökay kardeşim de oradaydı. Büyükşehir Belediyesi'nden çok az sayıda insan, işte belediye başkanlarımızdan da neredeyse. Ama eminim ki bundan sonra artık güçlü adımlar atılacağına inanıyorum ben. Ve bu konuyla alakalı da bizim de Milliyetçi Hareket Partisi olarak birkaç önerimiz olacak. İzin verirseniz bunları da ifade edelim. Biz bu yapılacak olan çalışmalarla ilgili kendimiz adına birkaç önerde bulunmak istiyoruz. İlk olarak ilçemizde olası bir deprem sırasında hasar alabilecek yapı sayısının acilen çıkartılıp bununla ilgili gerekli önlemlerin alınması gerektiği. İkinci olarak ilçemizde faaliyet gösteren mühendislik firmaları, yapı denetim firmaları ve müteahhit firmalarda ayrı ayrı toplantılar düzenlenerek deprem konusunda belediyemizin hassasiyetinin hissettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca meslek odaları, üniversiteler gibi uzman heyetlerden başkanlık alın. Belediye personellerimizin de eğitim alması gerektiğini düşünüyoruz. Üçüncü olarak toplanma alanlarında herhangi bir afet kullanılacak, içerisinde jeneratör, işaretleri ve benzeri ihtiyaç malzemelerini barındıran
konteynerlerin bulundurulmadır. Dördüncü olarak bu iki olasılığını bilmemekle beraber mevcut büyük sitelerde ve yapılacak yeni yapılardaki hane sayısı ve ikamet edecek yaklaşık insan sayısına göre afet sonrası ihtiyaçları barındıran farklı ölçülerdeki konteynerler, bahçelerde ya da müsait yerlerde bulundurma zorunluluğu gibi bir şey getirilebilir. Beş, afet sonrasında görev alacak arama kurtarma yardım hizmetlerine verecek eğitimli personellerin tespit edilmesi, bu personellerin görev sahalarının belirlenmesi ve eğitimlerinin belli bir periyotlarda tekrar edilmesi gerektiği, can kaybı ihtimaline karşı bu personellerden yedek personellerin de bulundurulması gerektiği. Altıncı olarak zemindeki sıvılaşma riskinin 20 metreden başlamasına rağmen ilçemizde zemin etütlerinin son derece derin olarak halen 15 metre yeterli görünmektedir Sayın Başkan. Bu konuda düzeltilmesi gerekiyor. Yedi, bildiğimiz kadarıyla Çerkezköy ilçemizde zemin iyileştirmesi yapılıp inşa edilen yapı sayısı yok denecek kadar az benim bildiğim böyle. İlçemizde zemin açısından sıkıntılı olan bölgelerdeki yapıların yeni veya eskilenmeden acilen gözden geçirilmesi gerekmektedir. Özellikle aynı zamanda Heyelan riskinde bulunan istasyon mahallemizin Cumhuriyet Mahallesi'ne kadar olan kısımları, Hükümet Caddesi, Şehit Doğan Çabuk Sokak, Kalemli Sokak, Bağlık Mahallesi'ndeki Dereye Cephe yapılar, Anlardere mevkii, Gezipaşa Mahallesi, Yıldırım Beyazıt mahallelerimizdeki eski dere yolu güzergahındaki yapıların acilen gözden geçirilmesi gerekiyor. Çorlu Çayı güzergahı dediğimiz ve Çerkezköy'den Çorlu yolu istikametinde bulunan bu yol acaba tüm yapıların tek katlı, çok katlı konutlar, işyerler ve yapıların büyük risk taşıdığı. Belediyemiz bünyesinde zemin raporlarını inceleyen jeoloji mühendisi arkadaşlarımızın sadece dosyalarda değil sahada da çalışması gerektiği. Büyükşehir Belediyesi olmamız vesilesiyle ilçemize aktarılan Kızılpınar ve Bilköy Belde Belediyeleri yönetimleri zamanında ruhsatlandırılan yapıların özellikle incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca herkesin dikkatini çektiği gibi Kızılpınar ilçemizde yol güzergahında özellikle yapılan yapıların dikkatli incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Olası afette büyük ihtiyaç duyulan hastanelere, toplanma alanlarına, ulaşımla alakalı senaryolar hazırlanması ve alternatif güzergahların belirlenmesi, elektrik ve iletişim alakalı yaşanabilecek problemlere karşı önlemlerin alınması. Şehrimizin yönetimiyle ilgili asıl kurumlar olan kaymakamlık ve özellikle şu an içinde bulunduğumuz belediye hizmet planımızın da bizce riskli yapı olma ihtimali yüksek bir sürekledir. Ayrıca Kahramanmaraş ve civarında yapmış olduğumuz saha incelemelerinde dikkatimi çeken bir şey oldu Sayın Başkanım. Konsol çıkma diye tabir ettiğimiz binalarda büyük hasarlar olur. Yani bu yeni yapılan binalar da şimdi gerek İçişleri Şehircilik Bakanlığımızın, gerekse işte İTÜ'nün, ODTÜ'nün açıkladığı raporlarda 99 yeni deprem yönetmenine göre yapılan yapılarda yıkım sayısının %1 oranında olduğu söyleniyor. Ancak hasar alan binalar tabii var. Burada da o zemindeki işte metrekare oturan binanın yukarıda konsollarla büyütülüp yukarıda daha fazla bir yapı alanı oluşturulan yapılarda özellikle o konsol birleşim bölgelerindeki hasarlardan dolayı kuvvetten dolayı binaların büyük hasar aldığı gözüküyor. Benim de üniversitede İstanbul Üniversitesi'nde okurken bir davet oluşum, Mesut hocamız vardı sekreter katta. O mesela bize şunu söylerdi, konsol çıkma bina yaparsanız hakkımız size hayal etmiyorum. Dikkat edin bu konuda. Şimdi anlıyoruz ki bu tip sıkıntılar, bu depremler ve beklenmedik depremlerin, şiddetli depremler yaşandığı zaman bu tip sıkıntılar çıkıyor. Bununla ilgili imanla ilgili düzenleme yapacağınızı söylediğiniz için bizim de tavsiyemiz olsun. Aynı zamanda son olarak kamu personelimizin haricinde size ve yönetiminize destek verecek bağımsız bir danışman veya çalışma grubunu kurarak bu çalışmaların da değerlendirileceği İkinci bir süzgeç olarak, en azından oradaki gözden atlanan şeylerin bu süzgeçten de eleneceği bir yapının oluşturulacağının faydası olacağını düşünüyoruz. Çerkezköy'deki yaşayan hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın hayatlarının parklardan, kaldırımlardan daha önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak bundan sonraki yapılacak olan tüm çalışmalara da elimizden gelen tüm desteği vereceğimize dair buradan söz veriyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar bir ifade adına teşekkür ediyorum. Bir 99 yılında depremi yaşayan olarak, yol merkezi yaşayan bir meclis olarak
6 Şubat tarihinde Merkez Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki deprem nedeniyle canlarımızı kaybettiğimiz 45 bin vatandaşımızın, şehitlerimiz için başımız sağ olsun diyorum. Acımız büyük. Olası bir İstanbul depremi için endişelerimiz var. Bölgede sıkıntılarımız var. Bununla ilgili de Tekirdağ'da VAP Başkanımız ve Kaymakam Bey'imizin şu anda yapmış olduğu çalışmalar var biliyorum. Bununla ilgili de öğrenenlerin aynı acıların tekrar yaşanmasını diliyorum. Milletimizin işi sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ediyorum. Buna dair zaten bütün önce anlattıklarımıza dair 2021 yılında yaptığımız olduğu çalışma, o çalışmadan çıkarttığımız özeti, buna dair tüm grupların tekliflerini, özellikle meclisimizde de bulunan tüm teknik arkadaşlarımızın da fikirlerine ihtiyaç olacaktır mutlaka. O yüzden gündemden sonra tekrar ifade etmiş olayım. Bunları paylaşacağız kapalı oturumda. Sonra gündeme geçiyorum. Birinci maddeyle başlıyorum. Buyurun. Belediye başkanlığına, belediyeden kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek suretiyle kamu hizmeti sunan, kamu özel kişileri olup belediyenin yaptığı hizmetler toplumun genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak için kamu yararı gözetilerek yapılan sürekli ve düzenli çalışmalardır. Bu çalışmaların kesintiye uğramadan devam edilmesi amacıyla 5393 sayılı belediye kanunu 15. maddelerinin son fıkrasında belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsis edilen vergi kesim ve harç ve gelirlerinin harcedilemeyeceği hükmüne yer verilmiştir. Belediyemizin hemşerilerimizin medeni ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüttüğü hizmetlerin devamı ve aksamaması için Belediye Başkanlığımız adına Vakıflar Bankası Çerkezköy Şubesi'nde açılan TR51-0001-5001-5801-8024-16-79-99 nolu otopark varlığı hesabı ve TR14-0001-5001-5801-8024-16-80-83 nolu gece kontu fonu varlığı hesabı mevcut hesaplarının 5.3 sayılı belediye kanunun 15. son maddesi ve icra edilmez kanunun 82. bir maddeleri gereğince doğrudan doğruya kamu hizmetine tahsis edilmesi hususunda meclis kararını arz ederim. Günün birinci maddesinin okulu şeklinde kabulünü oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. İkinci madde buyurun. Belediye Başkanlığı'na, belediyemize ait Kızılpınar Mahallesi 476 adlı bir parsel C blok 1-5-9-13-17-21-23-25-29-33-37 nolu, B blok 3-22-29 nolu, Beyköy Mahallesi 159 adlı 9 parselde bulunan A1 blok 3-16, B1 blok 7-29, B2 blok 4-18 nolu bağımsız bölük numaralı taşınmazların 6 Şubat 2023 tarihindeki depremde zarar gören deprem zedelere tahsil edilmesi hususu belediye meclisinde görüşlere gerekli karar iddiasını arz ederim. Sayın Başkan, bununla ilgili söz alabilir miyiz? Buyurun. Bu konutlarımızın durumu nedir? Öncelikle onu öğrenelim. Konutlarımızın durumunu hangi durumu sordunuz? Buradaki tahsis edeceğimiz daireleri. Kızılpınar Mahallesi'nde belirtilen adada parselde 14 daire yani blokta Beyköy toplu konutlarında da 1-2-3-1-2-1-3 konutlar toplamda 17 ve yani kullanılabilir çünkü bu kooperatif olarak. Tabii ki şöyle kooperatif daireler doldu belediye yer boştu. Bir tarihler sürecini yaşıyoruz. Tarihler yaptıktan sonra da vatandaşlarımız yerleşim vermiştir. Şöyle Sayın Başkan, gündemle alakalı olduğu için söyleyeyim. Az önce temennilerimiz söyledi tabi ama bazı önerilerimiz olacaktı. Resmi olarak da belediye bütçemizden ve belediyemizden bölgeyle alakalı bir konteyner alalım gibi bölgemize gelip de tekrar ayrılan, çünkü genelde depremzedeler başka illere gitmiş ama başka illerden tekrar dönüş yapanları görüyoruz. Yani o gün vahametiyle işte çadır yok, kalacak yer yok gibi bizim bölgemize de gelip de tekrar dönmesi gereken insanlar ya da dönmek isteyen insanlarla ilgili belediyemiz bütçesinden bunlara gerek yol parası, gerek yardım konusu, genelde bütün belediyeler bunlarla ilgili açıklamalar yaptı. Biz de bazı önerilerimiz olacak ama tabii direkt gündem geçilmişken konuşamadık. Böyle bir çalışmamız var mı? Yoksa biz bunu meclisten sonraki
kapalı oturumda mı tartışalım, ne gibi önergeler hazırlayalım? Bunlarla ilgili düşüncelerinizi de söylerseniz. Şöyle ifade edeyim, ben biraz önce kalem kalem saymadım. Bu kadar herkesin destek olduğu bir süreçte belediye de kendi üzerine düşeni yaptı. Aslında bu iki sonunda bunu atabilirim size. Belediye bugüne kadar ki harcama tutarı yaklaşık bunlar 2.575.000 lira civarında. Bunun içerisinde kentimize gelen afetzedelerimize desteklerimiz var. Konaklama harcamaları var. Sıcak yemek destekleri var. Gıda paketi süreçleri var. Ev eşyası vatandaşlarımızın getirdikleri var. Belediyemizin tamamladıkları var. Yaklaşık 320.000 lira civarında. Bölgeye gönderdiğimiz nakliye bedelleri var. 700.000 lira üzerinde. 775.000 lira civarında. Vatandaşlarımızın da aldığı, bizim de aldığımız konteynerler var. 20 tane konteyner göndermişiz bölgeye. Bunların 4 tanesini Putmeister fabrikamız vermiş. 8 tanesini ELK motoru vermiş. 3 tanesini yardımcılar vatandaşlarımız ayrı ayrı vermişler. Allah razı olsun. 5 tanesini Çakır Sürücüsü Yardımcısı'na almış. Talebe göre, ihtiyacın anlık durumuna göre kurduğumuz işte, irtibata göre, kaymakamımızla yaptığımız görüşmelere göre, bu ihtiyaç durumuna göre, ihtiyaç aciliyeti olan duruma göre ya da evde ne ürün varsa, kamerine sığarsa gibi süreçlerde biz zaten bunları yaşadık. Depremzede vatandaşlarımızdan şu ana kadar şehrimize gelen sayısı dün itibariyle 2.464 kişi. Tabii ki burada mesela dün benim de gittiğim bir ailede, anne baba, iki çocuk, torunlar bir ailede bir evde yaşıyorlar. Depremzede vatandaşlarımızdan yani genç olan çocuk, babası, yani dede, torunlar ve aile yaşıyor. Elbistan'da sanırım arkadaşlarım. 13 tane bin varmış Elbistan'da. Şu an 3 tanesi çalışıyormuş. Bu da ikinci depremde zor kendini kurtarılan, bina yıkılan bir aile. Dolayısıyla aileden bir çocuk Kahramanmaraş'a gidiyor. Orada yaşıyor, işine devam ediyor. Geliyor burada, çoluk çocuk herkes burada. Dolayısıyla böyle hikayelerimiz var. Tabii ki gidip gelen bütün vatandaşlarımızın bir tepsiye iletişim halindeyiz. Herkese iletişim anı kurduk. Bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Vakıfla da iletişim halindeyiz. Kaymakamla da iletişim halindeyiz. Dolayısıyla bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçları, her ne ihtiyaç varsa süreçlerinde de karşılıyoruz. Dönmek isteyen vatandaşlarımız oldu, onlar da oldu. Onların da yol süreçlerinde karşıladık. Yani ciddi bir şeydeyiz, iletişimdeyiz. Bu noktada size gelen iletişim varsa biz çoğunluğu zaten şu an sayısal olarak hepsini alıyoruz. Hepsini arkadaşlarımız şöyle yaptılar süreci. Depremzede vatandaşımız geldi, vatandaşımız kayıp bilgilerini aldık. Hangi ailenin yanında yaşıyorsa ya da bir ev bulması gerekiyorsa ev bağışlayan vatandaşlarımız var. Belediye yerleri vermeye çalışıyoruz, vatandaşlarımızın bağışları var. Talebi alıyoruz, ihtiyacı isteniyoruz. O ihtiyacı göre vatandaşlarımız evine bizim Sosyal İşler Müdürlüğümüz ihtiyaçları teslim eden bir süreç yaşadık bu sürede. Dolayısıyla biz her ihtiyaca bir şekilde ulaşıp o ihtiyacın her neyse karşılamakla yükümlüyüz. Bu görevimizi de yerine getirmeye çalışıyoruz. Ya süreçlerin içerisindeyiz, bilgimiz de var. Varsa yine eksik kalan, duyduğunuz biz iletişim açacağız bu noktada. Başkanım, yardımlarla ilgili zaten şüphemiz yok. Herkes üzerine düşeni yapıyor. Teşekkür ediyoruz bu bağlamda ama Çerkezköy Belediyesi bütçesinden bir konteyner alımı teklif ediyoruz. Yani bölgenin hala konteyner ihtiyacı var. O kadar büyük yıkım var. Yani bütçemizden de almışsınız, göndermişsiniz sağ olun ama bir şekilde bir konteyner alımı yapıp bölgeye bununla meclis kararıyla düzenleyebilirsek, çünkü konteynere ihtiyaç var. Bunu bir teklif olarak kabul edersiniz. Çerkezköy Belediyesi belediye bütçesinde herhangi bir harcamamız için şu anda bir meclis kararına ihtiyaç yok. Şu anda konteyner süreçleri, zaten konteyner üretimlerinin neredeyse büyük çoğunluğu süreli. Yani biz bunu almak istediğimiz şartlara dair neredeyse konteyner ulaşamaz durumdayız. Yani süreçleri takip ediyoruz. Biz her acil ihtiyacı kendi elimizden gelen bütçenin aşağı yukarı kullanma rakamını da söyledik. Bunun üzerine de çıkarız, sorun değil. Yeter ki biz şu anda bir şeye ulaşabilelim. Yani bugün bir çadır siparişi vermeye kalkıyorsunuz. Verecek bir yer bulmakta güçlük çekiyoruz. Bu süreçleri yaşıyoruz. O yüzden bu süreçlerde biz zaten bir şeyi bulduğumuz zaman satın almayı da yapıyoruz. Varsa ise vatandaşımızı da yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu süreçlerin içerisindeyiz. Yine de teşekkür ediyorum.
Gündemin ikinci maddesinde belirtilen konutların depremzede vatandaşlarımıza tahsisin kabulünü oylara sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Üçüncü madde buyurun. Başkanlık Makamı, yazımız ikinci sunulan 2 sayılı cetvelde memur boş kadro değişikliği 51 adet ve 3 sayılı cetvelde memur dolu kadro değişikliği 1 adet olmak üzere toplam 52 adet kadroda derece değişikliği yapılması hususunda yazımızın karar iftihası için belediye meclisine havalesi olurlarınızı arz ederim. Bu cetvel zaten son dönemde yasalaşan 4 belediye sözleşmelerinin kadroya geçmesiyle ilgili yapılan bir düzenleme. Dolayısıyla gündemin 3. maddesi gruplara teslim edilmiş tablolar. Mevcut tabloların, teslim eden tabloların ekteki şekilde kabulünü oylarda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. 4. madde buyurun. İlçemiz İstasyon Mahallesi 206 adı 91 parseli yönelik hazırlanan bir bölge ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve eklerinin meclisimizce değerlendirmesi hususunda gerekli karar iddiasını arz ederim. Yine 4. maddesinin imar ve boyutun komisyonuna havalesini oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler havale ettik. Gündemin 5. maddesi buyurun. İlçemiz muhtelif bir bölge ölçekliği uygulama imar planı plan notları değişikliği ve eklerinin incelenerek onaylanması hususunda gerekli karar iftihasını arz ederim. Bir de 5. maddesinde bir ek yok. Bu biraz önce bahsettiğim bizim herhangi bir yönetmelik değişikliğine mutlaka gidecektir ama Çerkez Sübeyesi kendi plan notlarında yaşadığı bu sıkıntılara dair neler yapabilir gözden geçirmemize dair. Buna dair tabii ki imar dairemizin de bir çalışması olacak. Biraz sonra onları anlatacağız. Bu bir genel karar. Komisyona havale ediyoruz. Komisyonumuz da biraz önce sonra yapacağımız görüşmeden sonraki arkadaşlarımızın teklifleri de bütün değerlendirmeleri açıktır. Gündemin 5. maddesindeki plan notları değişikliğinin imar bayları komisyonu havalesini oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemin 6. maddesi. Belediye Başkanlığı'na A. İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 652 adı 19 dolu parselde bulunan tamamı 389,09 metrekare miktarında da belediyemize ait 3,21 metrekarelik ise diğer Malik İmam Sakar tarafından satın alınmak istenmekte ve İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 450 adı 34 nolu parselde bulunan tamamı 1261,73 metrekare miktarında bir belediyemize ait 9,73 metrekarelik ise diğer malikler Hakan Sabuncu ve Atakan Demirtaş tarafından eşit hisse nispetinde satın alınmak istenmektedir. Gerekli karar iddiasını arz ederim. Gündemin 6. maddesi İmar Bayındırı Komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler komisyona havale ettik. Gündemin 7. maddesi. Başkanlık Makamı'na 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanla İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Atık Yönetim Yönetmeliği, Sıfır Atık Yönetmeliği ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine istinaden, Çerkezköy Belediyesi hizmet alanı içerisinde yer alan, blok nizam ve ait nizam konutları ile kamu koruma okulları, AVM, hastane ve yurtların eksel atıklarının yer üstü konteyner sistemi ile toplanmasını, sıfır atık yönetim planına göre geri kazanılabilir atıkların da konteyner sistemiyle toplanması, iklim değişikliğine uyum protokolü kapsamında aşandırma yapılması, binalarda enerji performansı yönetmeliğine göre enerji verimliliği ve yenilebilir enerji sistemlerinin kurulması ve sıfır atık yönetim planının uygulanması kapsamında geri dönüşüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve iklim değişikliğine uyum protokolü kapsamında aşandırma enerji verimliliği konuları ile ilgili esasları belirlemek amacıyla yukarıda da geçen hükümler doğrultusunda hazırlanan Çerkezköy Belediyesi ikili atık toplama sistemi ve iklim değişikliğine uyum uygulama yönetmeliğinin tanzim edilmesi hususunda gerekli meclis karar iddiasını arz ederim. İklim Değişikliği Sıfır Atık Müdürlüğümüzün bir yönetmeliği. Bu yönetmelikle 24 ve 60 daire arasındaki yeni yapılarda konteyner alanları ve geri dönüşüm konteyner alanları yerleştirme zorunluluğu getirmeye çalışıyoruz. Yine metrekare şartı aranmaksızın tüm yeni binalarda bina taban alanı hariç her 20-25 metrekare için fidan dikilmesi, en az ortak aydınlatma için yenilebilir enerji kurulması gibi bazı maddeler var. İncelemek istiyorsak komisyona havale edelim. Oylayalım diyorsanız oylayabiliriz. Teklifiniz nedir acaba? İncelediniz mi ya da? Hangi komisyona havale edelim? Numara mı? Tamam. İmar komisyonu havalesine oylarına sunuyorum. Kabul edenler,
etmeden komisyona havale ettik. 8. madde buyurun. Başkanlık Makamı'na, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 28 Mart 2022 tarihli atık toplayıcı konulu 2022 hafta sayılı genel meseleye istinaden 12.7.2019 tarih 31.829 sayılı resmi gazetede yayınlanan sıfır atık yönetmeliğine göre ilçe sınırları içerisinde ilçe sıfır atık yönetim sistemi planlı doğrultusunda mahalle idarelerde sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, uygulanması ve işbirliği içerisinde çalışılmasını temin etme görev ve sorumluluğu mülki idare amirlerine verilmiştir. Sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda belediyelerin kaynakta ayrı toplama faaliyetlerine öncelik vermesi, sıfır atık yönetmeliği kapsamında mülki idare amirlerinin koordinasyonunda her belediyenin hizmet alanında geri kazanan bir atık ve diğer atık olmak üzere kaynağında ayrı belirtilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan toplanmasına yönelik altyapının oluşturulması, geliştirip yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu doğrultuda plastik, kağıt ve metal gibi değerlendirilebilir atıkların toplanması konusunda herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın belediye hizmet alanı içerisinde faaliyet gösteren bağımsız atık toplayıcılarının çalışma usul ve esaslarına ait uygulama yönetmeliğinde belirtilmiş olup, yukarıda geçen hüküm doğrultusunda Çerkezköy Belediye Başkanlığı atık toplayıcıları çalışma usul ve esaslar yönetmeliğinin tanzim edilmesi hususunda gerekli meclis kararının iptalini arz ederim. Evet, bu atık toplayıcıları çalışma usul ve esasları yönetmeliği. Burada da bunu da komisyona havale edeceğiz. İlçemizdeki tüm sokak toplayıcıları kayıt altına almayı planlıyoruz. Burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, yabancı yurtlular da dahil olmak üzere herkesi kapsıyor. Bir tek tip kıyafet ve kimlik uygulaması gibi bir uygulama yönetmeliği. Gündeme 8. maddesinde imar ve bayındırı komisyonu havalesini oylarda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemimizin sonuna geldik. Bir sonraki toplantımız Cuma günü saat 15'te. Meclis arkadaşlarımızın oturmasını rica ediyorum. Misafirlerimizden de müsaade istiyorum. Kapalı oturuma devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.